Merhaba, ben Müge Boz. Evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benim yaşam alanımı gezeceğiz. Salonumda neler yapıyorum, nasıl vakit geçiriyorum ve bu salonu dekore ederken nelere dikkat ettim? Dilerseniz hemen başlayalım. Her şeye en başından başlayalım. İlk defa böyle kapıdan girdiğimizde o böyle bir histir ya, hani kendini böyle o eşyalarını vakit geçirdiğini hayal edersin. O his bana daha ilk dakikadan zaten geçmişti. Daha evin kapısından girer girmez çok sevmiştim. Herhalde Caner de aynı şeyi hissetmiştir diye düşünüyorum şu anda. Evin salonu benim için çok şey ifade ediyor. Çok fazla vakit geçiriyorum. Bir buluşma noktası, dinlenme noktası, hayat demek aslında. Ailem demek, sevgi demek, paylaşmak demek. Burası Mina'nın scooter'a bindiği, arabasını dolaştırdığı bir park gibi de kullanılıyor aynı zamanda. Burası Hector'un da evi. O da salonda yaşıyor. Onun da böyle küçük bir yatağı var köşede. Benim için önemli olan ve yapmaktan zevk aldığım, beni mutlu eden birçok şeyi de aslında salonda yapıyorum. Dekorasyon tarzımı eklektik olarak tanımlayabilirim. Farklı parçaları belli bir uyum içerisinde bir araya getirmeyi seviyorum. Mesela bohem parçalar da kullanıyorum. Daha vintage diyebileceğimiz parçalar da var. Renk uyumunun olmasına dikkat ediyorum ve desen ve doku uyumlarının olması da benim için önemli. Yani mesela salonda buzdolabı oluşunu çok seviyorum. Aynı zamanda şu duvarda duran aplik hoparlörümü çok seviyorum. English Home'un çok güzel sepetleri var. O sepetleri ben salonumda saksı olarak kullandım. Onları çok seviyorum çünkü çiçekler benim için çok önemli. Bize böyle eskiyi çağrıştıran ve bende böyle çok güzel bir huzur hissi uyandıran mavi desenli vazoları da çok seviyorum. Onları da arkamda görmüş olduğunuz beyaz mermerin üzerine canlı ve taze çiçeklerle beraber böyle güzel bir kontrast renk uyumu şeklinde kullandım. Küçük detaylarda beyaz rengini kullandık. Ufak ufak sarılar ve maviler de ekledik ki salonumuz böyle oldukça renkli, enerjik, eğlenceli ve sıcak bir atmosfere sahip olsun. Sofra bizim ailemiz için bir buluşma alanıdır. Elimizden geldiğince sofraya beraber oturmaya çalışıyoruz. Tabii çok yoğun bir tempomuz olduğu için bazen bu mümkün olmuyor ama özellikle hafta sonu kahvaltıları, böyle uzun uzun yapılan kahvaltılar ve akşam yemeklerinde mutlaka hep beraber aynı sofrada oturmaya çok özen gösteriyoruz. Hem yemek yapmayı çok severim. Yaptığım yemekleri böyle anlatırım, onun üzerine konuşuruz. Uzun sohbetli, kalabalık yemek sofraları benim için gerçekten çok özeldir. Sofrada mavi rengi çok seviyorum çünkü evimin genelinde zaten hep böyle işte yeşiller, kırmızılar olduğu için mavi birazcık daha bir kontrast oluşturuyor ve diğer renklerden ayrılıyor. Aynı zamanda tabii ki de bir sofranın bence vazgeçilmezi beyaz renk, beyaz tabaklar. Sofra hazırlarken sevdiğim şeylerden bir tanesi mesela bütün tabakların böyle takım takım değil de birbiriyle uyum içerisinde olan farklı desenleri de bir araya getirmeyi seviyorum. Ve tabii ki sofralarımın vazgeçilmezi canlı ve gerçek renkli çiçekler. Onları da her zaman bulundurmaya çalışıyorum. Çünkü oldukça iştah açan ve samimi sohbet ve aile duygusunu çok güzel yansıtan bir şey bence sofralarda.